Bunu içersem ne olacak? Korona olmayacak. Salaksın ya. Disko. Ne yapıyorsun? Surf mi yapıyorsun? Dur dur dur. Bununla maske yapacağım. İnternette gördüm. Çok kötü. Aslan çok güzel oldu. Çok kötü. Hazır mı sosun? Hakikaten oldu ha. Bitmek kokuyor. Elini kesme de hastaneye de gidemeyiz. Aa parmağım. Şaşırdınız değil mi? Karşınızda bu sefer açılışta ben varım. Bugün 31. gün. Bir değişiklik olsun ve videoyu ben açayım istedim. Umarım artık herkes evlerindedir, keyfi yerindedir. Alışkanlıklarını biraz değiştirmiştir. Evinde de vakit geçirerek eğlenebileceğini, bir şeyler öğrenebileceğini farkına varmıştır. Biz çünkü bunu yapmaya çoktan başladık. 31 gün olmuş ya. 31 gün. Bir ayı geçmişiz. Bu bayağı ciddi bir süre ve biz buna tamamen alıştık. Artık hep beraber eğleniyoruz, hep beraber daha çok yemek yapıyoruz, daha çok güzel vakit geçiriyoruz ve bir şekilde bu süreyi atlatmayı kafamıza koyduk. Bugün için aklımda yine çok eğlenceli birkaç bir şey var. Çocuklarla bunları yapmaya çalışacağız. İnşallah yapabiliriz. Hiçbirini söylemiyorum. Şu an sürpriz olacaklar. Ben biraz aşağı ineceğim. Klasik kahvaltıyı yapacağım. Daha sonra çocukları biraz mancıklayıp sıkıştırıp ondan sonra da onların da planlarını öğrenerek güne başlayacağım. Ben aşağı inerken lütfen siz de videoyu beğenip kanala abone olup aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. 31. gün başlasın. Ben bu adam free kick çekeceğim. Free kick mi çekeceksin? Evet, sence bu da en iyi free kickçi kim? Bence bu Martens. Asla golü bana baksana. Bir gördüm. İki penaltı yaptım bu takımı. Atla var 1-0 gol. Ondan sonra ben de Bir gol attım. Kanka alt yapmayın tamam mı? Gol atınca severim. Aslan'ın keyfi yerinde ama dün yanlışlıkla Dream League'deki takımının tüm oyuncularını, formalarını, her şeyini silmiş. Baştan yarattık. Şu an oyuna sıfırdan başladı. Okumayı tam olarak çözmediği için random tuşlara basarken gitmiş hepsi. Günaydın. Bugün evde bir enerji eksikliği var. Hissediyorum. Niye öyle? Bu evde çok şey eksik şu anda. Yani benim olmadığım nasıl belli? 1. Mutfağın ışıkları yanmıyor. 2. Salonun ışıkları yanmıyor. Şimdi kendine geldi. 4. Kaplan yok. Kaplan nerede? Dinlenmeye gitti. Biraz erken kalktığı için ikisi de huysuz bugün. Sen de uykun alamamışsın. Sen de enerji sıfır. Ben bir kaplana gidiyorum. Çok şey yapma ama. Çok şey yapma. Altı bir önde misin? Evet. Gel bakayım. Oh! Çok iyi gol attın. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye beni kuyruk gibi takip ediyorsun? Bilmiyorum. Hep böyle takip et tamam mı? Ya adam bak çok güzel pozisyon adam kötü oldu bak. Adam burada. Sen burada mısın? Ne baba? Ne burada? Orada mı kalıyor? Evet. Oğlum kahvaltı yapacağım ama. Ne baba? Kahvaltı yapayım sonra geleyim tamam mı? Okay. Okay. Aslan, biz önce yaptığın şey annene söyledin mi? Olur. Altını yemiştim. Suratıma ne yaptın? Söylemiyor musun annene? Hayır. Kızar çünkü beni. Çok komik ama genelde sevmeyeceğim. Kulağına söyle, kulağına söyle. Çocuğun ne yaptı biliyor musun? Yataktan kalkarken suratıma... Erkek çocuğu işte. Erkek çocuğu olur mu böyle ya? Kimden görüyor bu hareketleri? Benden görmediği kesin. Ben böyle şey yapmıyorum. Deprem olmuştun gece. Evet ben hissettim. Duydun mu? Nasıl? Herhalde ben duydum. Hiç hissetmedim. Elimde PlayStation'ın kontrolörü vardı. Acaba dedim o mu titriyor? Böyle yerden mi geldi? Yerden geldi. Sonra kontrolörü yavaşça bıraktım. Baktım halen sallanıyoruz. Ha, o kadar uzun sürdü mü? Sonra Twitter'a yazdım. Baktım bir cevap evet diye ama gelince. Ama 4 olmuş. 4 çok yüksek değil aslında. Bu arada Ataşehir'de arkadaşım var oyunda. O hissetmedi. Bahçeşehir'de bir arkadaşım o da hissetmedi. Yani biz 3 kişiydik, bir tek ben hissettim. Korktun mu? Endişe duydum, bir de dedim şimdi Begüm uyanıp yanıma gelirse yani ne? Seni sakinleştirmesi, tekrar uykuya daldırması zor işler bunlar. İyi ki dedim, hissetmedi Begüm. Hissetmedim, ben hiç hissetmedim. Esma yine oradan gülüyor.
Ben hiç istesem korkardım ama. Kesin çünkü tam uyumadan önce bu Çernobil'i okudum. Böyle biraz sinirim bozuldu, o yüzden geç yattım. Bir de deprem olsaydı üstüne artık. Millet şey yazmış. Başlayamadı bir türlü. Chernobyl Season 2 is coming yazmış. Ben bu akşam ona başlayacağım. Çernobil'e mi? Evet, başlayabiliriz. Season 2 is coming yazmış. Kimisi de dünya fotoğrafı koymuş. Demiş ki oğlum saçmalama, kendine gel. Gerçekten bu karantina sürecinde Begüm'ün espri anlayışı tamamen değişti. Bunlara gülmezdi. Sinir bozukluğu bence. Gel bir de. Oğlumsun, ne yapıyorsun oğlum? Geç buraya. Kahvaltım bitti şu an. Kısmen kendime geldiğim gibi güne başlayabilirim. Begüm ne yapacağız bugün? Ne yapıyorsun? Orada eczacılığa mı başladın? Vitaminlere bakıyordum. Gel sana karamürveri denettireyim. Oo, karamürver. İki tane var da bu... Bu ne ya? Bu D vitamini. Bunu niye denettiriyorsun? D vitamini, bunu ben çıkarmadım. Bir dakika, hangisi aslan, hangisi senin de? Bu aslanın... Ne farkı var? Biri daha kırmızı. Bak öyle ayarlamış. Neye benziyor bunun tadı? Karamürvere. Ne yapıyor bunu içince? Sambukol işte ya. O zaman niye sambukol içmiyoruz? Çünkü sambukol işlenmiş, daha şekerli. Bu daha doğa. Bunu Serra yollamış. Bunu içersem ne olacak? Korona olmayacak. Sen niye böyle gülüyorsun? Senin bir videoda herkes yorum olarak yazmış. Begüm ablan niye böyle sesler çıkıyor? Kaplan da böyle gülüyor. Niye öyle ya? Ya dalga geçiyoruz herhalde Doğuş. Bir daha gülsene. Gülemem öyle. Gel sana da içireceğim. Gel vitamin. Gel, hazırım ben sen. Tamam lan, bu arada nasıl doğuruyorsa ben bilmiyorum. Aferin. İçtin mi? Tam zamanında işte. Bu kadar basit bir şeyse ben niye bunun tadını sevmiyorum deyip içmiyorum günlerdir? Gel. Ne gel? Bak döktün yarısını ya. Gel. Bir dakika, öyle olmaz. Ağzıma ondan sonra koyacağım, bir şey olmasın. Bu taktiği daha önceden yapmıştım. Aç hadi, dökülecek. Beni gelme. Açan mı? Kötü bir şey değil ya. Ha, evet. Salaksın ya. Hadi dökme. Dökme, sinirip bana mürveri dökecek. Dökme kara mürveri. Ağzımın en sonuna koy. Ya hayır, hiçbir şekilde koymayacağım. Doğru düzgün içiyorsan ne? O zaman ben içeceğim. Bitirdin işte yarısını. Bak! Aynen. Aslında yarısını yere döktüm senin yüzüne. Yarısı üstünde, yarısı yerde. Bak, ağzın en sonuna koyacağım, tamam mı? Ne yaptın, gördün mü? Gördüm. Her şey bitti. Şimdi tişört değiştireceğiz. Bu ne yapıyor? Başka güçlendiriyor. Evet evet, karamürver çok iyiymiş bu dönemde, öyle diyorlar. İstiyorsa ne yapacak? Benim kuzenim yapıyor bunu, Serra. Sen bir yere koyarsın. Oradan sipariş verebilirler. Koyuyor. Gerçekten tam bir challenge'dı. Olan tişörtüm oldu. Tişörtü değiştirmem lazım. Üstümdekini çıkarıp bir tane daha aynısını var. Bunu giyeyim o zaman. Yani yedeği olduğu için aynısını giyeceğim. Çünkü bu rengi seviyorum. Bir de geçenlerde bu tişörtü giyip bir story atmıştım. Sonra onlarca mesaj geldi. Bu renk niye web sitesinde değil diye. Bugün videoda yeşil giyeyim istedim ama nazar değdi. Değiştirelim. Ben aşağıdaki Esma yerleri süpürecekti ama ses yapar diye süpüremiyordum. Yukarı çıktım üstümü değiştirmeye. Anında başlatmış. Sanki o ses buraya gelmiyor. Bak şimdi. Suçüstü yakalayacağım bunu. Süpürmek zorundayım. Sen niye buraya kaçtın? Oğlum niye her yerde karşıma çıkıyorsun? Sen niye buraya kaçtın? İşte. Ben gittim hemen, süpürgeyi başlatmışsınız. Herhalde. Doğuş gitse de süpürelim mi diyorsunuz yerleri? Evde çok güzel, büyükler için Legon var. Başlayalım mı? Legon var. Evet. Kaç parça bu ya? 1070. Bunu şimdi yapamayız ki hemen hızlıca. Yok, şimdi yapalım diye demedim ama güzel, sonra yapabiliriz yani. Friends'in bu limited edition'da. Aa. Bayağı Friends'i seven çok hayranı, bunun için sırada bekledi. Yaparız bunu bir ara. Asıl benim aklımda bayağı da bir fikir var. Ben onu yapmak istiyorum şu anda. Dur şunu koy. Aklımdaki fikir şu. Evde bulabildiğimiz ne kadar devrilebilecek bir şey varsa bana onları verin. Domino yapmak istiyorum. Çocuklar hazır şu anda odalarındayken, ortalık boşken. Bizim odaya kitaplardan, legolardan, bir şeylerden domino yapalım. Sonra uyandıkları zaman gelsinler, devirsinler. Nasıl fikir? Güzel. Büyük mü? Olabildiğince, sıkılana kadar. Bu kadar yeter. Biraz da kitap getireceğiz ama. 4 tane de kitap alayım. Şimdi bu bir denemedir. Eğer bu işi başarabilirsem bunun daha büyüğünü tüm evde yapmak istiyorum ama önce bunu başarabiliyor muyuz? Ne kadar zor, artık çocukların ilgisini çekecek mi, ona bakacağız. Şimdi birinciyi koyuyorsun. İkinciyi koyuyorsun. Birinci düştüğü zaman buna değmesi lazım. Değil. Bunun gibi böyle böyle ilerleyeceğiz yavaş yavaş.
Sen bu düştüğü zaman deviriyor mu? Devirdi. Güzel. İki tane de sen koy da görelim. Anladım mantığını. Çok yakın onunla uzaklaştır. Çok önemli bir kuralımız var. O da ne biliyor musun? Sarıyla lacivert yan yana gelmez. Kim itecek peki bunu? Kavga çıkar aslanla kaplan arasında ben kavgası. Bu benim yaptığım olsun. Sen de bir tane yap. O kadar Legomuz yok ki. Lego değil bunun adı. Duplo. Duplo Lego işte. Değil. En sonunda da gelsin bu kapıyı. Düşer mi lan bu acaba? Düşer. Demo yapıyorum. Düşmedi. Düşmedi. O zaman bu başlatsın. İstiyorsan simülasyon yapabilirim. Aslan gelse şimdi önce o denese. Sonra kaplanla için yaparız. Öyle mi? Evet. Demek ki bozukluk, ben sana dedim orada bir bozukluk var dedim ben sana. Halı da şurada potluk var, dokunun lan diye biliniyor. Bekle dikkat et, halıya basma. Gel eğil böyle sen de. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? O kapı var ya, yavaşça kapıyı dokunarak düşür. Bir dakika dur, düşürme. Disko! Disko! Demiştim orada sıkıntı var benim. Beyaz. İlk deneyimizde. Doink doink doink. Üç yerde durduk. O zaman daha yakın yapmamız lazım. Bence düz yapalım. Düz yapması kolay. Şekilde işte öğrenelim ki bir sonraki dünya rekoru denememizde hatasız yapalım. Hadi gel. Disco geliyor. Dur şimdi sen? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Çok heyecanlıyım şu anda. 1, 2, 3. Yavaş yavaş. Oley! Çak. Başardık. Bu sefer çözdük olayı. Güzel oldu ama. Tam mantığını anladık. Keskin dönüşler yapmıyoruz. Şimdi kaplana mı yaptıralım bunu? Kaplan şimdi online dersi var. O zaman ben bunu hazırlayayım. O gelince yapsın. Disco ile baş başa bırakayım. Bakalım disco bunu devirmeden dayanabilecek. Sonra belki daha çekici bir şeyle yaparız. Olur ama daha büyük bir şey yapmamız lazım artık. 37 parça bizi kesmiyor yani. Kaç mesela? 100. 1000. Çüş be. Abartma. 1000 değil. Hayır öyle başlama. 37 ile başlayıp 1000'e çıkamazsın. Hayır 37 ile başlayıp 1000'e çıkarım. Çünkü mantığını anladım. 500 yapacağım. Ne olur? 100 yapacağım sonra. 37'den 100'e çıkalım. 500 yapalım. Hayır. Amacımız da bu karantina bitene kadar Türkiye'deki en büyük dominoyu yapmak. He. Şimdi kaplan için mi yapıyorsun? Evet kaplan için yapıyorum. Ellemeyeceğiz bunu. Şu an var ya merak ediyor ama korkuyor gelemiyor yanımıza. Gel. Benim de videom bugün saat 5'te çıkıyor. Begüm videosunu izlemediyseniz buradan izleyin dememi istedim galiba. Hazır. Şöyle poz vereyim sana. Dominomuz. Minik. Kaptan okul bitince gelsin bu devirsin. Bakalım sevecek mi bilmiyorum. Kaldırıver. Ne yapıyorsun? Surf mi yapıyorsun? Dur. Dominomuz. Başı. Dur. Bu böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şans ya? Yemin ederim Allah'ın sevdiği kuluyum. Geldi. Uzaklaş buradan. Çocuklar devirmedi biz de biliyorduk. Disco. Şşt, gözüm üzerinde elleme dominolar ha. Sakın. Hayır surprise for you. Oy. Çocuğun kaçıyor. Heyecanlı mısın? Yes! Bak disco sana yaptı, domino. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Gel buraya, yavaşça. Yaklaş yavaşça, şimdi vur bir tanesine. Kaptan ama biz bundan bahsetmiyorduk ya oğlum ya. Biz domino yapıyorduk dedim ya. Dedim aslan. Domino biraz aslanı ya şey. Kaplana şey gibi. Anlamadım. Oldu mu? Bitti mi? Babamda bitti. Oh! Wow! Mama look! Ay kim gelmiş ya? This is a nice surprise. Tek başına mı geldin? Gel mommy, bak kim gelmiş. Mommy look! Is she a mermaid today? It is a mermaid. Gel domino yapalım. Ben saat 2-3 tane diyeceğim. Tamam 5 tane yap bence. Ben istediğim kadar yakınım. Tamam istediğin kadar yakın. Dur bakayım. Oldu mu? Göremedim ben. Oldu mu? Evet. Bak ama üst üste tam devrilmemiş. Gördün mü? Çok yakın olduğu için. Şimdi kostüm giyeceğim. Bu kadar mıydı?
Dominomuz bu kadardı. Doğuş aşağıya yemek yemeye gitti. Çocuklar da sanırım kostüm partisi yapacaklar. Ne? Oh, biri kostümünü giymiş bile. Oh, this rock. Evet, kırıldı. Benim mi çekiyorsun? Yukarıda kamerayı bıraktın, beni de bıraktın. Aşağı mı kaçtın? Karnım acık, yemek yemem lazım. Peyker gelmiş. Evet, kostümüyle çektim. Kaplan da kostümünü giydi, gördün mü? Görmedim. Spiderman. Akşam size yemek yapayım mı? Big Mac yap. Atıyorum ya, yapabilir misin? Beklentim çok mu yukarıda? Senin kocanın yapamayacağı hiçbir şey yok bugün. İstemem Big Mac'in sosu nasıl yapacaksın? Yaparım, benim şef arkadaşım var. Ara, tariflerini alır. Cidden ben sana bitmek aynısını yapayım. Valla. İyi, bayağıdır canım çekiyor aslında. Çok uzun zamandır yemedim ama. Çalışmalara başlıyorum. Esma kurabiyelere doymuyordu. Portakallı anne kurabiyesiymiş. Portakallı anne kurabiyesi. Nereden tarif? İnternetten. İnternetten. Bunu hiç daha önce yapmadı. Hayır, ilk defa yaptık. Bakalım deneyeceğiz. 200'e 500 kilo olacağız. O kesin canım. 500 kilo olacağız. Yeter, yapmayın. Sağlıklı bir şeyler yapın. Can boğazdan gelir, boş. Burada kurabiye var. Burada pişi var. Burada dünkü kurabiye var. O bitmiş artık. Kaç tane? 5 tane. Zaten 15 tane yaptık. 5 tane kalmış. Bundan nasıl gidecek? Ne yapacağız? Neyler nasıl gidecek? Gösterelim. Bunlar benim özelim. Güzel görünüyor ama bunlar, biliyor musun? Tarifini isterlerse yazarız. Bayağı iyiymiş. Dur ben kahvemi yapayım da onunla beraber yiyeyim. Buradan sonra Esma'nın mutfağı diye pastane açacağız. YouTube kanalı. Esma da bizi bırakıp gidecek. Memleketi en ünlü pasta şefi olacak. Esma da giriyorsun da. Beni dünya turuna götürecektin, unutma. Dünya turu mu? Ben gitmedim daha dünya turuna. Artık dünya bitti. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu havluların üstünde bu don ne yapıyor? Aslanın o be. Ne güzel. Ben de kahve yapayım kendime, ne yapayım? Bu arada çok fazla mesaj geldi üzerime tişörtün rengiyle ilgili. Yapıp web sitesine koysak mı koymasak? Aa, bence çok güzel renk. Gerçekten. Evet, bak gözlerin çıkıyor bir dur. Yeşil. Aa, burun... Ne yapayım? Lensin haline bak. Burnumun izi oldu. Burnuna değmedi ki. Değdi. Üzerine kocaman iz var. Değdi. Ya kendim hissettim burnuma değdiğini lensin. Ya halen çekiyor musun sen ya? Tamam be, kapatıyorum. Ay, kahve alayım bari. Allah Allah, deli midir dedi. Bir saattir çekiyor, en son aşamaya geldi, kapatayım bari diyor. Yani ben deneyeceğim değil mi ilk şimdi bana? Hmm. Nasıl? Dur gelin. Bu arada şimdi aklıma geldi, terasa çıkayım balkona. Aslan okulu bir ödev verdi ve istedikleri materyali, işte neyi kullanırlarsa maske yapmalarını söylediler. Ben... Oh, geldin mi? Evet, ne konuşuyorsun burada? Buraya çıktım. Aslan'ın okulu ödev verdi maske için de. Sen bu konuda iyi olabilirsin. Aklıma şu an bir şey geldi bir dakika. Aslan ödevim varmış, maske yapacakmışız. Baban mı yapacak? Evet. Baban ödevi mi? Evet. Yapmayacağım. Hatta en güzel maskeyi sana yapacağım, tamam mı? Nasıl? Arkadaşların hepsi yapacak böyle. Maskeyi 2 dakikada yapacağız ve bitecek, tamam mı? Tamam, bekle, ben malzemeleri alıp geliyorum, bekleyin. Bu fikrimden dolayı beni yargılamak yok. Gayet yaratıcı bir şey. Ben bunu geçen haftalarda YouTube'da gördüm. Ha, YouTube'da gördün, okey. Babacım ne yaptın? Babacım ne yaptın? Gel yanıma. Beyaz mı, turuncu mu? Beyaz. Bununla maske yapacağım. İnternette gördüm. Biz bunu böyle takacağız mı? Bunu öyle yapıyorduk. Hazır mısın? Evet. Al sana maske. Nasıl? Güzel, beni de tak. Donun var mı senin? Oldu mu? Bakayım. Bence oldu. Ama bence çok iyi ve çoğdu. Ağzına donu nasıl? Oğlum, bu sıfır yeni geldi. Peki de hoş, bu ne? Böyle bir... Onunla da yapacağım. Bu ikinci renk. Güzel oldu. Aa! Çıldırdı. Ah. Aslan gel. Senin de donların geldi. Heh, bu sıfır. Gel. Evet. Sana maske yapayım. Öğretmenin sen de gurur duysun. En yaratıcı çocuk benim çocuğum. Doğru, çıkar şunu kafana. Hayır, maske. İğrenç olacak. Ah. Bu ne oldu? Çok kötü. Yok. Bakayım Aslan. Annene bakıyorsun. Aslan, bir bakayım. Maske yapıyoruz. Kapat. Nasıl olduk? Bir dakika, bir bakacağım. Aslan çok güzel oldu. Aslan kitap oldu. Çık kapın ağzından. Dur bir dakika. Çok kötü. Donla maske yapmak yok. Fotoğraf çekelim, kapatacağım, bir daha yapmayacağım. Bir tane şöyle hatıramız olsun. Evet, senle beraber. Evet, çok tatlı olduk. Kaplan'a sürpriz yapalım mı? Senin ismin olsun. Senin ismin White Ninja, tamam mı? Hayır ya. Ben de Don Ninja. Tabii de annenin gitsin, biz gidelim. Onlar çakmasın. Yavaş. Yavaş.
maske yapmak lazım. Yaparım. En çok ben eğlendim ileride zamanki. Sana da yapalım mı diyor? Hayır. Ya turuncu yapalım. Ah. Do you like the idea? Oh, is this for the what you're talking about? It's supposed to be for the homework, but probably we'll do something else later. No, but Josh is having too much fun with the children's homework. Güzel oldu ya, bunu öğretmenine gösterebilirsin. Ne olacak ki? Ne yaparız biliyorsun? Sen iPad'de görüntülü görüşüyorsun ya öğretmeninde. iPad'i böyle çeviririz. Ben sana bunu yaparım. Sonra iPad'i geçiririz. Ruah diye çıkarsın karşısına. Bence çok yaratıcı. Ne zaman bunu sunacağız? 3 günü daha var. Biz direkt yarın bunu sunalım bence. Yok, yarına değil. Hatta şu an arayalım. Heyecanlandık diye. Artık hamburger yapalım mı? Neredesin? Hamburger burada. Çok yapalım. Acıktım ben. Ya da en azından bana yap. Herkese yapacağım. Çok güzel bir hamburger tarifi araştırdım. Buldum arkadaşımdan da güzel bir sos tarifi aldım. Şu anda bunları yapacağım. Hatta geldik madem mutfağa sıcak sıcak. Bengi ama bu yapılmaz ki. Of 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 of. Çok iyi duruyor ya. Yaklaşık bir saat önce arkadaşım aradım, Bengi Kurtçepe. Hatırlarsanız hem pasta yapıyor hem yemek yapıyor. Benim çok eski bir arkadaşım. Bir şey sormak için kendisi bir sürpriz olarak brownie yollamış. Teşekkür ediyorum. Evde dondurmamız yok, bitti diye. Bütün çikolata stoklarımız, tatlı stoklarımız bitti diye üzülüyorduk. Brownie geldi. En sevdiğim şey bu arada. Müthiş. Aa, en önemli şey sos. Sana sosun sürprizini yapacaktım. Yağız'ı aradım. Yağız Üzgül, dedim ki bana McDonald's'taki Big Mac sosunun nasıl yapıldığını söyler misin dedim. O da bir not yazdık ona. Bir dakika. Tarifimiz burada. Mayonez, hardal, kornişon, balsamik, acı biber, kurutulmuş soğan ve kurutulmuş sarımsak tozu var içinde. Hatırladığım kadarıyla dedi. Bir şeyi unutmuş olabilirmiş. İnşallah unutmamıştır. Bence sen bunu hazırlamaya başla. Ben de bunu hazırlamaya başlayayım. Tamam, ben bakayım okuyabilecek miyim? Burada böyle iki tane tava var. 4 köfte olduğu için mecbur ikisini aynı anda kullanacağım. Çünkü öbür türlü aynı anda pişiremem bunları. Turşu çok severim. At bir tane ağzına. Hazır mı sosun? Şuna bakarsak bence hazır. Hakikaten oldu ha. Bitmek kokuyor. Çok güzel oldu. Sosumuz hazır. Şimdi köfteleri kızartmam lazım. Begümcüğüm, kamerayı alman lazım. Efendim? Very good. Alright. Alright. Yine öyle bir kafana. Burada işin içine sürat giriyor. Bak orada köfteler pişerken. Elini kesme de hastaneye de gidemeyiz. Hayır, evet değil mi? Aa, parmağım. Ne yapıyorsun? Su koyuyorum da fışkırıyor herhalde. Aa, ekmekleri unuttum. Doş be! İki çekemiyorum. Yoruyorsun. Mutfak işi zor iş bebeğim. Bence çocukların sosunu az sür. Ben kendi sosumuzu da az süreceğim. Beğenirsek devam ederiz. Ha, tamam. Başlık belgi. Evde McDonald's yaptık. Yaptık da bir yalan mı? Köfteler de hazır. Peynir. Aa, peynirini unuttuk. Dur. Allah! 3 saniye kuralı. En önemli şeylerden birini unuttuk. Ne? Fümet. Ben istemem fümet. Ben istiyorum ama istemiyorum çünkü bulamadım. Neyse, şansımı zorlamayayım. Congratulations. Güzel oldu değil mi? Evet, güzel. Kaplan, Peyker. Bak üstün nerede seni? Hamburger yaptım. Burada kaç tane var sayabilir misin? Hangisini istersin? Artık ben de yiyebilirim. Çocuklarımdan onayı aldık. Onları da çektim. Sıra bizde. Sevdin mi sen? Bu arada başlamışsın. Yarısını bitirmiş bile burada. Yok be. Derine sağlık. Doğru mu? What are you eating, Zoe? I'm eating meatballs and rice. Why don't you eat burgers? Oh, because Josh didn't make enough. I had to give mine to the babies. Maalesef bugün küçük bir hesaplama hatası yaptım ve 4 tane burgerimiz varmış. O yüzden Zoe yemiyor ama bir sonraki sefere söz verdim, o da yiyecek. Hep beraber yiyeceğiz. Ben sostan biraz daha aldım. Vallahi. Aa, komple getirmiş buraya. Bu arada sos bence %90 benzedi. Elimizde olmayan belki ufak tefek malzemeler vardır, onları unuttuğumuz, koymadığımız. Bence bayağı başarılı.
bitmek evde bitmek oluyormuş. Bu arada önceki vloglarda da çok mesaj geliyordu. Yine gelecektir diye tahmin ediyorum. Ada ve Peyker, Begüm'ün abisinin kızları ve biz yan yana oturuyoruz. O yüzden sürekli onlar bize geliyor, biz onlara gidiyoruz. Zaten onlar da full karantinada, biz de full karantinadayız. Bir de aileyiz zaten. Böyle hep beraber karantina günlerini geçiriyoruz. Annelerle görüşmüyoruz. Aslında şey merak ediyorum, insanlar hiç dışarı çıkmadığı zaman niye anneleriyle görüşmüyor? Her ihtimalle karşıma. İstiyorsan görüşelim. Birçok insan da annesiyle babasıyla aynı evde yaşıyor. Evet, o da doğru. Benim annemler de senin annenler de bahçeli evde yaşıyor ya. Hava yağmurlu yarın. Bir sonraki güneşli günde maskemizi, eldivenizi takıp bahçede bir müziğe temas etmeden buluşabiliriz. Ben yapalım hatta. Ve artık hamburgerler de bitti. Şimdi sırasıyla. Önce kaplan sonra aslan yatacak. Bugün bayağı eğlendik. Yorucu bir gün oldu bir yandan da. Çok fazla atraksiyon oldu. Uzun zamandır da 21.10 partisi yapmıyordum. Dün Instagram'dan duyurdum. Bugün 21.10 partisini yapacağız. O yüzden birazdan çocukları yatırdıktan sonra stüdyoya çıkacağım. Oraya ayarlayacağım. Çünkü normalde her zaman çaldığım ütü masasını kaldırdım ve masanın üstüne koydum. Tabii dezavantajı da var. Bu sefer canlı yayını yan taraftan yapıyor olacağım ama olsun. En azından daha derli toplu, daha düzenli ve benim de orada daha farklı şekilde çalışabileceğim bir yer olmuş oldum. Şimdi çocukların yanına gideyim. Sonra partiye çıkacağız. Hide and seek. Bir şey söyleyeceğim. Şu an oynayamayız. Yatman gerekiyor. Niye hep son dakikada uyumamak için benimle oyun oynuyorsun? Niye uyumamak için yapıyorsun? Çık çık çık. Hep aynı şey yapıyorsun. Uyumadan önce geliyorsun. Benimle oyun oynamak istiyorsun. Bak neler yapıyor. Bak bak. Öp öp bir kere daha, bir kere. Bir daha yap bakayım. Bir daha yap, bana bak. Nasıl yapıyorsun? No peeking, okay? Allah, yine saklanmam lazım şimdi. Kaplan! Peppa Pig izleyen çocukların sonu bu oluyor. Herkes evde domuz sesiyle dolaşmaya başlıyor. Sayıyorum, hazır mısın? Go and hide, go and hide, go and hide. Koş, 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 koş. Şimdi o benim onu görmediğimi sanıyor. Bir, iki, hazır mısın? Finish diye de bağırıyor orada. Oğlum ses çıkarma, ben bulacağım seni. Kaplan. Kaplan. Galiba gördüm ben kaplanı. O da beni gördü galiba. Yine çok orijinal bir saklanma kaplan. Kaplan! Ya Allah aşkına, boynu ne zaman sıkılacaksın? İyi gidiyorum. Night night. Kaplan yattı. Bu arada Begüm ve Aslan yukarıdalar. Aslan banyoya girdi yıkanmaya. Ben biraz dinleneyim artık. Hatta şarkı seçeyim akşamki parti için. Bir saat kaldı partiye. Bakayım nasıl oldun. Pijaman çok güzelmiş. Baba, ki sauna. Sauna mı? Ben mesela film izlemeden önce iPad'imdeki oyunu oynayalım mı? Oynayalım. Hangi oyunu oynayacağız? Ben göstereceğim. Göster bakalım. Yeni oyun tanıtıyorum seni. Saçların çok güzelmiş. Annem mi çekti fönünü? Evet. Yeni oyun tanıtacağım seni. Av kullanma oyunu. Buradaki arabayı seçiyorsun. Bunu seçiyorsun. Ve bu gaz ve bu da fren. Ve arabalar var ve onları çarpmadan gitmeye çalışıyorsun. Senin sıram. Ben kamerayı tutarım. Ha böyle. Evet. Oo çok zevkli bu. iPad'i sağa sola yapıp yön veriyorsun. Ama arabaya çarpmadan. Çarpmayacağım, tamam. Son hızla gidiyorum. Of çok zevkli oğlum bu oyun. Oh, çarptım. Nasıl geçeceğim? Sağ yapma. Aferin, geçtin. Devam et, devam et, devam et. Çok iyi geçtin. Çok iyi gidiyorsun, aferin. Oo çarptım. O da nasıl geçecektin değil mi? Zor orası direkt. Vay be. Zoe geldi ve dedi ki bir saatim var. Film izleyeceksin, iPad mi oynayacaksın? Aslan beni sattı. Film izlemeye gitti. Ve diyor ki istiyorsan iPad'i ben yokken oynayabilirsin. Yine yalnız kaldım. Artık parti için hazırım. Yani hazırım derken stüdyoyu hazırlayacağım. Ben mental olarak ve psikolojik olarak hazırım ama stüdyo henüz hazır değil. Buraya hazırlayacağım. Bu arada hatırlarsanız geçen hafta stüdyoyu toplamaya başlamıştım. Toplamam aşağı yukarı bitti ve bazı eklemelerim oldu. Şimdi ise onları göstermek istiyorum. Duvarıma buraya şu an çok parlıyor. Böyle bir Hello'dan
neon koydum. Bu tabloları duvara astım. Normalde bu tabloların hepsi masanın üstüne duruyordu karmakarışık. Buraya da böyle bir muz şeklinde neon astım. Ekipmanları bu masanın üstüne koydum ve daha derli toplu bir yer elde etmiş oldum. Böylece daha rahat çalışıyorum. Bir de psikolojim bozulmuyor. Eskiden o kadar dağınıktı ki baktığım zaman daralıyordum böyle. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Şimdi ben burayı canlı yayına hazır hale getireceğim. Son 45 dakika falan kaldı. Ve sonunda hazırladım. Her şey fıstık gibi, tam istediğim gibi. Biraz takla attırdım ama ışığı takla attırdım. Kamerayı buraya koydum. Cihazlar burada, monitörüm burada. Bir tek kulaklığım eksik, onu da takacağım. Ve 21.10'da artık partiye başlayacağız. Bu arada aslan sesini duydum. Aslan yatıyor. Ona da bir iyi geceler deyip geri geleceğim buraya. Aslan? Aha, burada yok. Burada mı sen? Bizim yatağımızda mı yatıyorsun? Evet, çünkü parti yapıyordum. Parti yapınca sen uyuyamıyor musun kendi odanda? Hayır. Sen de katılsaydın ya. Disko da benim oyunu gördün mü? Evet, disko da seninle yatmış, fark ettim şu an. O zaman da iyi geceler de bu. Çekme çünkü gitmesin. Tamam. Geceler. Aa, kamera düştü. Böyle mi yatıyorsun? Evet. İyi geceler. Senin için Old Town Road çalacağım, tamam mı? Tamam. Ama niye çalacaksın? Çünkü sen çok seviyorsun. İyi uykular, yarın çalacak görüşürüz. Mı? Çalacağım, gerçekten senin için çalacağım. Herkese tekrardan merhaba. Pardon ya, bu video kayıttaydı değil mi? Of, ben bunu unutmuşum ya, of. Neyse, enteresan oldu. Kaldığım yerden devam edeyim. Bugünü bitirdik. Güzel geçti. Çocuklarla hep beraber yine klasik evdeydik. Hava müthişti. Bugüne kadarki en sıcak günlerden biriydi. Ama bu bizi tabii ki cezbetmek için yetmez. Şu an bir an önce bu hastalıktan hepimiz ülke olarak, topluluk olarak, dünya olarak kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden evdeyiz. Üstüne basa basa söylüyorum. Aranızdan çıkanı görürsem hakikaten küserim. Çıkmayın ya. Ne var dışarıda? Evde kalın biraz. Şimdi çıkarsanız yazın çıkamayacaksınız. İyi düşünün. Ya şimdi ya yazın. Bence yazın daha mantıklı. Havalar bak, yarın yağmur yağacak. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen yağıyor olacak İstanbul'da. Aklınızı çalıştın abi. Evde kalın. Ne işiniz var ya? Arkadaşlarınıza da söyleyin. Büyüklerinize de söyleyin. Hep beraber topyekun evde kalıyoruz. Bunlarca parti güzeldi. Güzel katılım vardı. Instagram iyi gidiyor. Aralığı ara böyle açacağım. Umarım siz de izlerken eğlendiniz. Ya da Begüm'ün söyleyişiyle eğlenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 31. günden herkese iyi akşamlar.